lan ben evlen Miren. Benim için sen bir diren, bana dön derler dön Miren. Yahşi gelin evlen Miren, yoh aybalan ben evlen Miren. Yahşi cazibe subayım aybalan, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu eve resim bana hadi kaynana. Cazibe, birazdan burası savaş alanına döner. Sen Şeref'i kaptığın gibi bize git. Hadi hayatım, hadi. Şeref gel canım benim. Bize yedek bele. Börek var, sana vereyim. Hadi, 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 hadi. Kinyas, senin ne işin var burada ha? Ya, bak filanım, karıştırıyorsunuz. O Hulusi Bey oluyor kendisi. Yani Kinyas, Binyas değil. Lan Zibe Bey, senin karım karım diye tutturduğun makbule miydi lan? Heh, makbule kıçır tabii ki ya. Benim karım olur kendisi direktman. Bizzat kendisi benim karım olur. Ama sizi birine benzetti galiba. Kinyas, minyas. Hayır, benzetmedim. Ama az sonra benzeteceğim ben onu. Daha kapı çaldığında bir rüperti girmişti içime. Anlamıştım bir iblislik olduğunu bu işte. Ya Makbule Hanım, siz gerçekten benzetiyorsunuz. O Kinyas Minyas değil ki. Yani Hulusi Bey olur kendisi, Hulusi babacığım olur kendisi. Tamam, insanlar hani birbirine benzer. Siz oradan karıştırıyorsunuz herhalde değil mi? Hayret ya. Hala Kinyas Minyas diyor. Lan oğlum Ziver, mal mısın sen ya? Allah Allah. Hulusi Bey işte Makbule Hanım'ın bahsettiği o Kinyas'mış. Yani Seyef'in babası Kinyas Hulusi Baba mı oluyor? Ne? Bir dakika şimdi bak bu ne? Yani Şeref bu... bu çocuğun babası ben miyim? Vallahi bilmiyordum. Hiç haberim yoktu. Ben aldırdın zannediyordum bu çocuğu Makbule. Evet, senin çocuğun. Tabii parayı ver, aldır demek kolay değil mi? İnsanın kolay mı? Kolay mı evladından vazgeçmesi? Vallahi da billahi da bilmiyordum Makbule. Bilmezsin tabii. Sırlara karışıp gittiğin için bilmezsin. Hay, kaç 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 kaç. Lan kaç lan kaç, gelecek kaç. Lan o kaç lan, tip tip. Nazbe, bizim evde neler oluyor? Hiçbir şey olmuş Şerefcan. Peki annem Hulusi'mize gülünce neden sasırdı? Sasırdı, şey için sasırdı. Hulusi eminle böyle anan böyle evvelce vakitlerde böyle tanışmış, onun için böyle sasırdı. Neden? Arkadaşlar mıymış? Birlikte saygı mı söylemişler? Belli, böyle bir vakitler böyle bunlar dostuymuşlar. Böyle aynı böyle gazinoda. Anan şarkı söyleyen de Hulusi Bey de böyle saz grubundamış, onun için. Peki annem Hulusi'mizi görünce neden Kinyas dedi? He, Kinyas demedi Kinyas. Şey dedi, Kilios dedi. Kilios dedi. Böyle en son böyle Kilios'ta bir böyle gazinoda şarkı okumuşlar beraber. Böyle bir daha hiç görüşebilmemişler. Onun için Kilios dedi. Al sana. Makbule Hanım, ne yapıyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Bak böyle bir dakika dinle ya. Neyini dediğim senin ha? Neyini dediğim? Çık git evimden. Sana da yalanlarına da ihtiyacım yok senin. Bak bu ne bak, ben seni çok sevmiştim ana. Ama karım tekrar eve dönüp de barışmak isteyince ben de simgenin hatırını da alla. Ana. Bu sarı şatak senin kızındı değil mi ha?
yapmayın Allah aşkına ya. Kiko, 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 kiko. O zaman kiko, sana kiko, da. Al. Ya adam akikoko şokuna girdi. Yapma gözünü seveyim. Kiko, 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 kiko. Girsin. Bu kinyas şerefsizini o zaman patronum diye eve getirmeyecekti. O zaman sana da. Al bakalım. Allah. Bak biladım, iki dakika dur. Sakinleşle bir konuşalım ya rahat. Allah. Maalesef 6 sene kadar geç kaldın. Bu 48 parça yemek takımını bir gün gelirsin de kafanda parçalarım diye almıştım. Kısmet bugün eğmiş. Kaç parça oldu? Saydın mı? Saymadım ama 48 bitmez. Hadi biz de gidelim o zaman. Eve. Yok, gitmeyelim. Ne için gitmeyelim? İndi böyle onlar neçe vakittir ki hiç görüşebilmemişler. Onun için böyle çok darıkmışlar böyle. Sohbet eleyecekler. Çok sıkıcı bence. Hiç gitmeyelim. Burada daha eğlencelidir. He? Gitmeyelim. Bak, Kemal emin gelirdi. Buyurun. Buyurun oturun Sürlis Bey. Buyurun. Ben de bakayım içeride içecek bir şey var mı? Buyurun, buyurun. Cazibeciğim bir gelir misin canım? Bir gel, gel, gel. Ne olup? Yakar top oynamaya başladı Makbul Hanım ama top yerine tabak çanak fırlattı kafamız her tarafa ya. Ay Ziver Bey. Ziver Bey akikoko akikoko krizine girdi. Akikoko'dan başka hiçbir şey demiyor. Böyle mala bağladı. Ne oldu? Itır gelmedi mi daha? He o bu akşam bele yine dostu gide kalacaktı. Orada kalacaktı mı kız? Ha, yazık kızla bele biz baş başa kalalım diye neçe gündür ki bele orada burada yatır. Ne yapalım o zaman madem bize böyle bir jest yapıyor biz de bu jestin hakkını verelim bugün. Tamam eyipti kadının bele neçe ilden sonra böyle kocası gelipti senin fikirleştiğin şeye bak. Kızım sen deli misin ben ne kadar zamandır sabrediyorum. Şu anda var ya çıkıp senin kocan gelse tanımam vallahi. O gün bugündür olay bitmiştir. Ay. Deli. Ama benim evvelce böyle Makbule bacıya gidip bir bakmam lazım. Yeğenki çok pis olupdu he. Tamam tamam sen şimdi Şerif'i Makbule bacıya götür onun bir moralini al. Ben de Hulusi'yi sepetlerim. Ondan sonra da bu konuyu akşam derinlemesine böyle konuşuruz yani. Yürü yürü. Şeref. Gel bunu. Ah Şeref can Şerefciğim canım benim. Ne yok şıpaladı öyle dinle şirindi. Gel ben seni anana aparım he. İyi akşamlar yeni insanlar. İyi akşamlar yavrum. Kemal, gördün mü? Yavrum bana amca dedi. Gördüm efendim, gördüm. Yani ne yapacaksınız artık yani? Biraz bir her şey sakinleşsin. Şu anda çocuğa söylememek lazım. Kafası karışır, Allah korusun. Çok küçük daha. Söylemem tabii canım. Niye söyleyeyim? De, ya bak benim çocuğum doğmuş, büyümüş, kocaman olmuş ya. Benim haberim yok. Vallahi yani ben de bunları hiç bilmiyordum. Makbule'nin çocuğu aldırdığını zannediyordum Kemal. Ne bileyim keşke ayrıldıktan sonra bir geri dönüp arasaydınız ne oldu nasıl diye. Belki o zaman öğrenirdiniz yani. Nasıl sorarım Kemal şimdi Durda Gül yengen ilişkim olduğundan şüphelenince res çekti. Boşanırım dedi. Boşanınca da bu sefer ortada Simge var. Simge'nin hatırında peki demek zorunda kaldım. Adımı bile söylemeden Makbule'ye çektim geldim. Eğer ben bunları yapmasaydım Simge'nin psikolojisi bozulacaktı Kemal. Ondan sonra da ne olacaktı? Baba parasıyla gezen, aynak aynak gezen bir kız olup çıkacaktı. Allah korusun yani evet öyle olabilirdi. Yani boşanmamanız çok iyi olmuş, çok yaramış Simge Hanım'a. Makbule bacı, nece sen? İşte gördüğün gibi cazibede sallayayım. Anne ne oldu be eve? Şey oldu Şeref. Şey oldu. Şey oldu Şeref. Ben sana bayağı dedim. Hulusi Emin'le anam böyle köhneden dostularmış. Hatta en yerlerde böyle çalışırlarmış. O böyle Kilios dediğim gazino değil böyle Sirtaki yapılan bir yermiş. Böyle köhne günleri yad etmek için ananla Hulusi Bey böyle hamısı burada böyle Sirtaki elemiş. Ha Şeref. Aynı Cazibe ablanın dediği gibi oldu her şey. Anne Sirtaki ne? Sirtaki böyle Yunanlıların reksiydi böyle onların oyunudu böyle tabakları kırarsan böyle oyna. Hulusi Emin çok yakışı oynar. Anne ben de Sirtaki oynamak istiyorum. Elbette ki oynayarsan ama şimdi değil dur. Akiko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 k
Ay işte bu da şoka mı girdi, ne oldu bilmiyorum. Böyle akiko koko koko deyip kaldı böyle. Akiko koko koko koko. Ziver Bey, hayş ederim ki böyle özünüze gelin. Bismillah. Cosme Boji, bak bunu alıp. Allah abi ya, Allah abi ya. Şimdi benim Hulusi babacığım Seyfin şey bu oluyor yani. Çocuk duyacak pişti yani. Makbul Hanım, Makbul Hanım, Allah'ım. Allah'ım ben nasıl bir şeyin içine düştüm ya? Nasıl bir şeyin içine düştüm ya? Ben şimdi yengemle mi evlenmiş oldum yani? Ya ben Behlül'e kızardım ben. Behlül'e kızardım ama benim başıma geldi ya. Bak hala konuşuyorsun, çocuğun yanında duyacak diyorum sana ya. Bak sesim de kısıldı zaten. Bağıramıyorum. Cazibe, Kinyas nerede? Bizde. Ha, tamam, iyi. Ben şimdi onun yanına gidiyorum, sonra geleceğim, tamam mı? Ay dayan görüm, hayatta olabilmez. Ay yok Cazibe, merak etme. Ya dövmeyeceğim, tamam mı? Ama bak, birikmiş laflarım var. Onları söylemeden içim dökte kalır. Ama Şeref Can. Ziver Bey, sen Şeref'ime bakarsın değil mi? Aman. Yok. Olur mu? Olur mu Makbule Hanım yani? Olur böyle şey ya? Yani şimdi... En iyisi ben Seyfi alayım, Erdo'ya bırakayım. Ondan sonra ben de sizinle birlikte geleyim. Şimdi olmaz öyle, yalnız başınıza. Şey olmaz değil mi? Benim de orada olmam lazım. İyi o zaman, hadi. Hadi bakalım Seyfi, gel baba. Gel amca baba. Hadi gidelim bari. Simi hayatım. Ay Allah. Ben şöyle. Allah, ben nasıl mağdur bir kızım? Bir tanem yapma lütfen yani. Seni kendine helak ediyorsun ya, ama böyle olmaz bir... Ay Gogo. Gogo. Beni fırlattı. Şu pis havlu mendil gibi bir kenara attı yemin ederim. Evet, gerçekten yani lütfen ya, bu kadar kendini hırpalama, mahve, böyle olmaz bu iş, lütfen. Ayrılık acısı bu kadar arabesk yaşanmaz ya. Nasıl yaşayacağım ayrılık acımı? Türkçe pop mu yaşayacağım? Lütfen Simi hayatım, sakin ol. Bak ben seninle aynı taraftayım, filetleri indir artık lütfen. Şunu al, iç, biraz rahatla bir tane. Ay iç mi diyorsun? Ha? İç. Pondip. Ay içeceğim vallahi, bak. Aa vallahi. Şerefe yapalım, hadi bak. Aa ben de, tamam içeyim. Cin. Al. Acıkmış bu. Ben bir tane daha vereyim istiyorsan. Ha? Aa iyi geldi mi? Bana bak. Koy bakayım bir tane daha, bir acımı dindirdi sanki, hafifledim yani, böyle bir şey oldu. Ver altındaki notları da ver. Ver kağıtlarımı ver. Bu notlar ne böyle? Hepsi benim. Kemal, sana yalvarıyorum Simge'nin bu olanlardan haber olmasın. Olmaz efendim, nereden olacak ya? Benim Simge'yle muhabbetim yok artık. Ne? Yani daha önceden de yoktu zaten. Varsa da iş yerinde al, ver falan filan. Öyle muhabbetim var yani. Söylemem ne münasebet ya? Yani şimdi Simge bir kardeşi olduğunu öğrenirse ben mahvolurum. Kardeşi de... Ay deme ya, şimdi Şeref tabii Simge'nin kardeşi. Simge de onun ablası. Söylemem, hayatta söylemem. Rezillik vallahi ya. Of. Ama siz de hiç kendinizi böyle yani... Nerede o Şeref Simge'nin? Nerede? Şimdi... Ama Makbule bacı, böyle ne dedin? Böyle sakin olacaktın, he? Makbule Hanım, sakin olunuz. Akı kokonuzu çok fazla böyle dağıtmayınız ortaya. Şey yapmayın. Cosme bacı, herhangi böyle tabaktır, çanaktır, hani akı kokoya meheliyet verecek bir şey falan filan yok değil mi? Akı koku. Yok. Kar suyu kaçırmayalım başkalarının kulağına. Neyse efendim, yok. Makbule Hanım, sakin olun canım, sakin olun. Ben hiç vicdan azabı çekmedim mi sanıyorsunuz ya? Sen ne vicdan azabından bahsediyorsun ha? Sahtekar Kinyas. Yoksa Hulusi mi demeliyim? Adını bile bana yanlış söyledin. Yıllarca adını Kinyas diyebildim. Bütün erkeklere Kinyas dedim senin yüzünden. Hatta bir
tekerleme bile uydurdum. Bütün erkekler Kilyas, bütün kadınlar Elmas diye. Ne diyeceğim şimdi ben ha? Ne diyeceğim? Şimdi bütün erkekler Hulusi, bütün kadınlar Elmas mı diyeceğim yani? Yok şimdi kafi olarak pek uymadı açıkçası. Değil mi? Yok olmadı olmadı. Ya bana sorarsanız sormadınız ama ben yine de söylemek istiyorum. Yani sonu böyle si ile biten, hani bütün erkeklerde si, si ile biterse daha iyi olur, Hulusi daha gideri var. Tabii Hulusi'ye uygun olur. Hulusi, si. Hah buldum, buldum galiba buldum. Bütün erkekler Hulusi, bütün kadınlar Homsi. Saçmalamayı keser misiniz be? Biz şimdi niye durduk yere Hamsi oluyoruz ha? Haklısın karıcığım, yani biraz saçmaladık galiba. Açık kıkı, açık kıkı. Lan, lan! Sen ne biçim konuşuyorsun Makbule Hanım'dan karıcığım falan diye lan! Hulusi Bey, Hulusi babacığım yani ağzımdan böyle birden kaçtı. Yoksa ben Hulusi bacı hanım diye... Niyeymiş o? Nikahla karısıymış de. Adam olsaydın da sahte nikah yapacağına gerçek nikah kıyaydın o zaman. Ya Makbule, tamam bir eşeklik ettim ya. Bunu niye yüzüme vuruyorsunuz? Olabilir. Bana bak Ziver Bey, yarın da tezi yok, boşanma işlemlerini başlatıyorsun, tamam mı? Aki Koko, şimdi yarından itibaren ben boşanma işlemlerini başlatıyorum, tamam mı? Başlatmıyorsun. Tamam karıcığım, başlatmıyorum. Lan ana, ana bak karıcığım diyor lan! Özür dilerim Hulusi babacığım, böyle ben falan diye ağzım tapir tapir hemen kaçtı biliyor musunuz? Makbule! Çocuğunun babasının kirmesinin oğluyla evli kalmayı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Sana ne? Sana ne ha? Sana ne? Daha düne kadar çocuğunun olduğundan bile haberin yoktu senin. Aa! Artık besti Makbule Hanım, Kinyaslı Hulusi Bey. Yeğeni bile birbirinizi yiyeceğinize Şeref Can'a ne diyeceksiniz? Bence onu fikirleşin daha mühimdi. Evet vallahi Cazibe haklı, Cazibe haklı. Ya tamam, Hulusi Bey zamanla bir alt etmiş. Vay ne dedin sen ne? Efendim ama bir alt etmişsiniz yani Allah yukarıda lütfen. Lütfen. Ha, evet, halt ettim, doğru. Lütfen, lütfen. Cazibe'nin dediği gibi, asıl önemli olan biz şimdi Şeref'e ne diyeceğiz? Şey yaparız, babasının ben olduğumu söyleriz. Senin gibi bir hayırsıza baba diyeceğini, bu oynar başlıklıya baba desin benim için daha iyi daha. Açık kıkı, açık oynar başlıklı dediği benim. Açık kıkı. Hayatta olmaz ya. Hulusi babam bir yerde haklı tabii ki. Hani oynar başlık da bir yere kadar. Vallahi üzerime vazife değil ama ben gene de söylemek istiyorum. Hani bir uzmana danışmak lazım. Hani ne bileyim pedagog olur. Beli bele uşağı bir doktora götürerek en yakışısı necese ele eliyek. Tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. İlk fırsatta hemen Şeref'i bir çocuk şeysine gönderelim. Tabii. Pedagog olur. Pedagog olur. Pedagog olur. Yani pedagog çocuk olur. Gerçekten de pedagog şey yapılır değil mi Makbule? Hocam duman çıkacak kulağından. Sen bir sus, bir sakinleş, bir sus. Tamam. Aki koku. Gel, geldi. Bak, geldi bir bak. Böceğim, senin için üniversite sınavlarına bir kez daha gireceğim. Böcek bilimi bölümünü okuyacağım böceğim. Romantizme gel. Romantizm. Bu adam beni işte böyle seviyor. Bu adam bana böyle aşıktı ta ki o kenafir Cazibe gelene kadar. Aramıza girdi mahvetti görüyor musun? Romantizmi görüyor musun? Bak. Ya müthiş, müthiş, müthiş ya müthiş. Ya müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş ya. Ne romantik bir adammış ya müthiş. Müthiş. Peki bunlar ne diğer kağıtlar ne? Ben onu anlamadım. O kağıtlarda şey yani aşk mailleri. Ben hepsini bastım. Kemal'in bana yazdığı bütün aşk maillerini hepsini bastım. Ciddettireceğim, fasiküllettireceğim yani öyle bir şey. Gel de bir bak, gel de bir bak bak bak. Gel de siniri bozulmuyor insanın bak. Gel. Ya niye ağlıyorsun yavrucuğum sen gibi? Ya bir dakika ya sen de bir kas boruğu değilsin sonuç itibariyle. Şahını böyle mal gibi açık bırakırsan yenilirsin yani. Çoban vatanı yaparım yani. Tamam tamam bir sus ya bir sus Allah'ım ya Rabbim dur. Ben bakarım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. İki satranç oynayalım dedik. Böyle çoban matı yapınca, iki dakikada mat yapınca siniri bozuldu, ağlamaya başladı ya. Ayıp ya. Lan Allah'ın hobiti, sen ne biçim bir adamsın be? Buldun ufacık çocuğu, hemen Kasparov havalarına bağladın değil mi? Yenilseydin ya ayıp olmasın diye. Şşt! Bana bak, Zümer Bey, geç şöyle lan. Geç, uzaklaş oradan. Anneciğim, hadi babamı da al evimize gidelim. Çok uykum geldi. Ra 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 ha ha ha.
Şeref, ağlama yavrum. Ağlama bir tanem. Sana söylemeliyim. Ben senin... Senin. Şeref baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Ziver Bey! Ne oluyor? Oğuliz babacığım, ben karım olan Makbule yengeyle gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seninle konuşmalıyım. İtibaren tüm ürünlerde indirim. O ne ya öyle? Abi, bunu ben yanlış basmışım galiba. Yanlış birini seçmişim. Bunu at gitsin. Bak, gel de bir gel. Bir romantizme. Bak, go. Gel de bir bak. Issız bir adada mahsur kalsam yanıma 3 şey alırdım. 1, simge. 2, helikopter. Bak görüyor musun 3 şeyin güzelliğini? Görüyor musun 3 şeyi seçmedikse romantizmi görüyor musun sen? 3'ü seçememiş bile yani sen olduktan sonra 3 kalmış. Çok romantik bir adammış gerçekten. Ben bu romantizmi bir duble daha içmeden kaldıramayacağım. O yüzden ben de kendimi aldım. Bana bak, bana çok iyi geldi. Bu cesaret verdi bu içki. Sen bana belki... Vallahi ben bunları onların yanına bırakmam arkadaş. Bu mailler boşuna yazıldı yani. Ben bunları gideceğim. Hepsinin hesabını soracağım şimdi. Vallahi gidiyorum bile. Ver bana attıklarımı ver. Attıklarımı ver. Sen istersen eve git bir rahatla. Bir dinlen ondan sonra ben sana bunların hepsini toptan getireyim. Yok canım yok. Ben şimdi Kemal'le Cazibe'ye gidiyorum. Onların da hakkını bildireceğim. Hak hukuk göstereceğim ben onlara. Şimdi gidiyorum. Şunları bir rulo yapayım gidiyorum. Kendine iyi bak dostum. Ne işim var? Ben Kemal'le bir şey konuşmak için geldim. Buraya bir geldim ki Ziver Bey ve şimdiye kadar hiç tanımadığım bir kadın ve çocuğu var. Sen beni bırak da senin ne işin var burada? Ben şey için babuşkoya şirkette yani işlerde raporlamada bir problem var. Kemal Bey'e soracaktım onun için gelmiştim babuşka. Kızım tamam bu kadar kendini işe adaman güzel bir şey de. Ya bu kadar da abartma ama. Yarın sorarsın Kemal Bey'e ne soracaksan. Yarın sorarım ben de artık. Hadi sen şimdi eve git. Annene de söyle beni merak etmesin ben gelirim. Şansı varsa 5-6 sene sonra. Tamam babişko. Anneme söylerim dediklerini. Tamam mı? Ben gidiyorum. Çünkü birazcık havası bozulmuş bu evin. Bana baksana sen. Senin ağzını cart diye yırtardım ama... Senden önce hesap sormam gereken başkaları var. Red Light Street. Görmüyorsun galiba. Burada benim kapı gibi, hükümet gibi babam var. Korur beni. Bana bak. Babanı da paralarım, seni de paralarım. Bas git, bas git. Başlarım babanın şarap çanağına. Ay babuşka ne kadar varoş varoş konuşuyor, bağırıyor bu kadın. Deli midir nedir ya, hayret bir şey. Kızım herhalde öyle demek istememiştim Makbule Hanım değil mi? Hayır efendim, öyle demek istedim. Ya bıraksa sen ya, bıraksa sen ya. Sen benim babamın sakin durduğunu görüyorsun ya. Yanılıyorsun. Dellendi mi? Bir böyle atarları geldim var seni paralayıverir. Niye biliyor musun? Çünkü bana...
çocuğuna, evladına çok düşkün bir babadır. Gördük efendim, gördük onun çocuğuna ne kadar düşkün olduğunu. Simge Hanım, isterseniz siz artık gidin, yarın şirkette görüşürüz. Görüşeceğiz Kemal Bey sizle yarın. Yarın zaten sizden iş hakkında raporlarla ilgili ithalat, ihracat adına görüşeceğiz zaten sizden. Hiç şey yapmayın sizden. Babişko lütfen sen de şu kadına artık lütfen yüz verme, tamam mı? Yani lütfen yüz verme. Kendi bir tip, çocuğu ayrı bir tip. Şuraya bak. Yani bu çocuk bu çirkin anneden böyle daha da beter çirkin. Kim bilir babası nasıl kudubet? Nasıl kudubet bir adam ki bu çocuk da böyle bir tip olmuş? Aa! Yeter mi? Yeter. Bu beğenmediğin çocuk var ya senin. Bu çocuk kim biliyor musun sen ha? Kim? Bu çocuk kimdi? Bu çocuk öyle bir çocuk ki böyle senin dediğin hiçbir şey başa düşmüyor. Onun için sen istiyorsan git Simge, git. Bana bak, sen giderim ben, giderim tamam mı? Eskici senin, eskici, pis eskici. Git. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun Cazibe Hanım'la ya? Ay baba, ona birden böyle böyle içimden geldi, hapşırık gibi laflar attım çıktı ya. Hadi, hadi. Bay bay. Bay bay, bay bay kızım. Yani Cazibe Hanım, siz Simge'ye bakmayın. Biraz deli doludur o ya. Ay, yani dolu tarafını göremedik ama deli olduğu belli. Hülya Hanım yapmayın. Ne de olsa oğlunuzun ablası lütfen. Senin ne var Kemal Bey? Simge Hanım'ı müdafaa etmek sene düştü. Hayatımın kadını, atar damarım, bisikletimiz zinciri. Ben öylesini ortaya söyledim ya. Aa. Aman, neyse tamam. Hadi Şerif'im gel. Gel çocuğum. Kıtalım madem, biz de kıtalım. Süper Bey! Hulusi babacığım, ben gitmesem daha iyi olur. Öyle değil mi? Evet, kal kal. Seninle konuşacaklarım var. Buyurun aşkım. Buyur bebeğim, canım. Çok seviyorum ya. Acayip tapıyorum vallahi. Yani eline değmedi. Olur Hulusi babacığım ya. Kesinlikle değmedi hem de. Peki, şimdi hani mutfağa giderken beraber mutfağa girmek zorunda kaldınız. Kapı da dar, yan yana geçmek böyle sürtüne sürtüne gibi bir şey oldu mu? Bir temas oldu mu orada? Yok, öyle bir şey de olmadı Hulusi babacığım. O da olmadı. Peki yemekte, yemeğini yedin. Makbule Hanım senin boş tabağına almak için şöyle eğildiğinde göğüs dekoltesine şöyle bir göz ucuyla baktın mı? Gözün gitti mi he? Yani ne kadar zor sorular soruyorsunuz Hulusi babacığım ya. Yani bir böyle arada belki küçük hani insane göz kayması falan ancak. Ne? Göz kayması mı? O ya öyle küçük bir şey olmuştur. Aa yapmayın Hulusi Bey lütfen abartmayın. Adam aramızda bir şey olmadı diyor. Hem zaten bugüne kadar sizin kinyas olduğunuzu bilmiyordu ki Ziver Bey. Ben anlamam. Eğer yengesiyle arasında bir şey geçtiyse benim şirketimde çalışamaz. Ne? Polis babacığım. Ya polis babacığım olur mu? Olur mu öyle bir şey ya? Herhangi bir temas yok yani. Böyle bir şarj yok, bir şey yok. Böyle sürtüsü falan filan hiçbir herhangi bir şey olmamış yani. Neden beni işten kovuyorsunuz? Bu zamanda iş bulmak kolay mı polis babacığım ya? Ya geçenlerde Kemal'i kovun. Onun maaşını bana verin. Ben onun işini de yaparım dediğinde iş bulmak kolay mıydı lan? Şimdi hatırladım. Allah canımı alsın geçen gün Makbule Hanım'ı benim yanımda tepeden tırnağa, tepeden tırnağa öyle bir süzdü, öyle bir süzdü ki benim yanaklarım böyle Haydi gibi, Haydi'deki Peter gibi kıpkırmızı oldu. Ayıptır ya. Bu nedir ya? Tepeden tırnağa süzdü mü? Yok. Ya Kemal Bey ne diyorsunuz? Allah aşkına ne diyorsunuz? Demek bak bu değil. Tepeden tırnağa süzdü ha? Hulusi Bey, dikkat ederseniz Makbule Hanım son zamanlarda bayağı süzüldü. Yazıktır. Peki bu süzülme olayı olurken siz orada mıydınız? Evet. Bu durumda ikinizi de işten kovmam gerekiyor. Ne? Ne alaka ya? Ne alakası var mı? Senin benim müdürüm olarak benim haklarımı orada koruman, Makbule Hanım'ı koruman gerekmiyor muydu? Ama ben nereden bileceğim Hulusi Bey ya? Ama ben şimdi düşünüyorum. Evet gerçekten düşünüyorum. Hayır yanlış yani yanlış görmüşüm. Makbule Hanım'ı süzmedi. Beni süzdü o, beni süzdü. Seni mi? Ha, son zamanlarda garip garip huyları var. Allanmayın bıyıklı falan olduğuna. Makbule'ye bir yanlış olmadı yani. Hayır, onun tamamen olayı benim yani. O beni süzer. Her şeyi unutun yani Hulusi babacığım. Ben karım Makbule yengeyi böyle tamamıyla ablam olarak koruyorum yani. Oh,
Bak şimdi içim rahatladı işte ya. Oh çok şükür ya Rabbi. İçiniz rahatladıysa ben sizi daha fazla tutmayayım. Siz gidin. Sonra da biz de içimizi bir rahatlatalım artık. Yani Durdagül yenge bekler. Bekler. Ben de Erdoğan'ın yanındakiyim değil mi? Yok ya. Yemezler. Olmaz kardeşim. Biz bu gece Zivver Bey'le burada kalacağız. Burada kalacaksınız Zivver Bey, ne? Evet. Bu herife güven olmaz. Hadi diyelim ki ben buna güvendim. Makbule Hanım'a güven olmaz. Benim inadıma böyle akla gelmeyecek şeyler yapabilir. Kemal buradan başa düştür ki bu gece de bize vuslat yoktu. Vallahi hiç anlamam Cazibe. Açarım radyonun sesini sonuna kadar. Allah ne verdiyse dinlerim yani. Bunlar da bu gece burada kalsınlar işte, kalsınlar. O vakti ben gideyim böyle yastık yorgan getireyim. Böyle kanepeye yataklarınızı divana sererim he? Ne? Ben kanepede mi yatacağım? Nerede yatacaksınız ki? Olur mu Kemal ya, bu kanepede olur. Ya senin bir kere ben patronum olarak ayıp beni kanepede yatırman. Bana diyeceksin ki sevgili patronum siz geçin bizim odamızda yatın. Biz kendim başımızın çaresine bakarız diyeceksin. Ben burada kanepede yatarsam benim tutulur ya. Ama olur mu yani biz Cazibe'yle biz orada yatarız diye düşünmüştük. Canım o kadar da şey yapmayın. Kaç zamandır evlisiniz. Her zaman yatarsınız. Benim yatakta yatmam lazım. Bu kanepede rahatsız olurum. Benim tutulur Kemal. Ne yapacağız Cazibe? Ne inebilirik? Yani hiçbir şey eleyebilmedik. Önümüzdeki haftalarda bakarık. Sen böyle burada Zivver Bey'le yatarsın. Ben de Itır'ın otağında yatarım. Olur. Sokak kapısını da kilitleyin ve anahtarı bana verin. Çünkü bu buna güvenmiyor. Ben uyurken gizli gizli yukarıya Makbule Hanım'ın yanına çıkabilir. Ya olur mu öyle şey Hulusi babacığım ya? Ne kadar komik şey ya. Olacak şey mi ya? Kes lan kes. Yahşi Cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yahşi Cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi Cazibe. Biz seninle şöyle bir baş başa yalnız kalamayacağız mı biz ya? Ya açıkçası ben yani vasal dinlemek istiyorum. Böyle vasalsız uyuyamıyorum biliyor musunuz efendim ben ya? Ne vasalı kız? Zaten ben şu anda senin o kadar mutluyum ki böyle masalda gibiyim kuşum. 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 Kuşum demeniz var ya beni çok etkiliyor gerçekten de efendim ya. Senin efendim diyen ağzını var ya öperim ben be kurban olurum sana. Yok asıl ben sizin o horlayışınıza kurban olurum. Sen gel bakayım şöyle benim yanıma ya. Böyle uzaktan uzağa olmuyor be Cazibem. Gel yanıma gel, yanıma. Ha gel. Gel. Geliyor, geldim. Gerçek geliyor. Ah be Cazibem. Geliyor. Neredesin? Neredesin? Bak, neredesin? Hastayım. Allah! Allah'ım! Öş! Hayvan! Öş! Ne yapıyorsun? Öküz! Öküzün önde gideni! Kemal, ne olur? Ay yok bir şey yok. Ay ayıklayacak da adam beni sabah sabah. Ne? Ya çok korktum. Sabahınız hayır olsun Zivver Bey. Bu neydi? Cozube Boci. Yani biz de burada kalmak zorunda kaldık artık. Ne yapalım? Kusura bakmayın. Rahatsızlık verdik. Yo yo estağfurullah. Hulusi Bey kalkmadı mı daha ya? Kalkar Kemal birazdan kalkar. Ama böyle kahvaltılık bir şey almak lazımdı. Ya Allah'ını seversen bırak kahvaltıyı mavaltıya. Hulusi Bey kalksın biz doğru gideriz işte ya. Bu nedir ya? Evet Cozube bacı kahvaltıya mavaltıya gerek yok. Yormayın boşuna kendinizi ya. Ama adama ayıp olar. Adama ayıp olar. Burada da ayı boğan var kızım sen ne yapıyorsun ya? Ayıp olur ayıp olur. Ben daha yatamadım o yatakta doğru dürüst herif yaydı ya. Göbeğiyle yaydı orayı ya. Öf! Kalk. Vallahi gidelim. Yok. Vallahi çıldıracağım ya. Nevresimleri değiştir. Değiştir nevresimleri sonra. Kemal sakin ol. O senin patronundu. Ya yerin patronunu ya. Of bu çok fena daldı bana. Çok fena daldı. Ne? Soğudum. Her şeyden soğudum ya. Ne? Hayır. Karımsın. Sen benim şanzıman yağımsın bebeğim.
canım sen. Cazibe kızım hadi Allah'a ısmarladık. Sizi de rahatsız ettik ama. Ay hiç öyle şey olar. Yeni bile kahvaltı elemeden gitmeseydiniz. Ya canım ne olacak? Başka bir zaman, müsait bir zamanda oturur uzun uzun kahvaltı eder hem de sohbet ederiz. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık Cazibem. Ah, aslanım hasta. Hadi eyvallah. Dur dur. Şey ben... Ne istemiştiniz hanımefendi? Sizin ithal ettiğiniz ürünleri satıyorum. Bu senenin satış hedefleri konusunu görüşmek için Kemal Bey'e gelmiştim ama... Kemal Bey yok sanırım. Ya kapıdan girince görmediniz mi hanımefendi ya? Kemal Bey orada bir yerlerdedir yani. Görmek istiyorsunuz. Evet, Kemal Bey'i görmek bir saniye. Alo, buyurun. Ziver Bey, Drakman kendisi ben olmaktayım. Buyurun. Ziver Bey, oralarda bir yerde Kemal isminde bir arkadaş olacaktı. Ver bakayım. Hemen veriyorum. Alo, buyurun. Kemal Bey, burada sizi görmek isteyen bir bayan var. Ha, kalk gel hadi. Geliyor. Al lan şunu kapat kapat. Ya kardeşim şunu bile kapatamıyorsanız nasıl Kemal Bey lütfen yani rica ediyorum ya. Ya bir dur be, bir dur be tip. Nereden çıktı şimdi bu ya? Simge Hanım, müşterinin yanında ayıp olmuyor mu? Handan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Kemal Bey. Burasını sizin odanız olarak biliyordum da o yüzden... Ay bir saniye, izin verirseniz. Yani ben bir güleceğim. Kemal Bey'in mi odasıymış? Bu oda artık benim odam. Kemal Bey bu odadan atıldı. Ha kim bilir, hayat mı belli olmaz. Yarın öbür gün şirketten de atıldı. Simge Hanım, lütfen, lütfen. Handan Hanım, buyurun dışarıda masamda konuşalım. Yalnız Kemal Bey, müşterilerinizi lütfen tek tek arayın. Yani artık odanızın olmadığı öyle ortalıklarda bir yerde çalıştığınızı söyleyin, tamam mı? Şak 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 şak. Odama girip çıkmasınlar lütfen. Rica ediyorum yani. Lütfen çekilin. Buyurun. İyi günler size. Görüşeceğiz sonra, konuşacağız. Dikkat! Deli misin? Nesin Barış ya? Niye bağırıyorsun? Ya şöyle dikkat çekici bir giriş yapayım dedim Titi. Barış'ım adı üstünde çalışan, çalışkan bir kadın olarak artık böyle saçmalıkları ayıracak vaktim yok Barış Bey. Aa, Tuti, aşk olsun ne kadar ayıp böyle saçmalık falan filan ya. Ben eski günlerimizi çok özledim Tuti. Ay bana ne eski günleri özlemenden ya, bana ne? Ne bileyim git kreşe, eski kreşine, ilkokuluna, arkadaşlarını falan filan bul. Onlarla hasret gider. Ay, yok Tuti ben... Bizim eski günlerimizi özledim. Diyor birden soğudun gittin sen ya. Barış sen iyice delirdin galiba. Ne yapacaktım hayatım? Ne yapacaktım? Ben senin evine geldim. Böyle tek başıma hem de tuti yani geldim evine. Kapıyı çaldım. Tek başıma kapıda kaldım. Açmadın. Ya şimdi benim çok yersiz ve zamansız bir şekilde evlendirdiler Tuti. Ben seni o gün böyle kapının deliğinden bakıp da gördüm. Kapıyı açamıyorum diye içim ne kadar böyle paramparçık oldu biliyor musun? Ya ne kadar kötü hissettim kendimi. Yani beni ne duruma düşürdüğünün farkındasın. Terbiyesiz. Ay, ya Tuti'ciğim şimdi evde içeride böyle kayınbirader falan vardı. Onun tabancası falan vardı yani. Beni düşünsene ne hale geldim ya. Ha, hiç ilgilendirmiyor beni yani. Hiç. Sen benim onurumla oynadın, duygularımla, gururumla oynadın. Bunun affedilir bir yönü benim açımdan yani aklım almıyor. Asla yok, asla yok, asla. Ya Tuti'ciğim, Allah aşkına açın seni. Seni sadece... Açma. Yavaş. İşini... Zekalı. Gel. Gel Kemal'im, gel, gel. Merhaba. Selam. Nasılsınız efendim? Nasıl olsun ya Kemal işte yeni yıla girdik ama bir yıl saçmalık sen de biliyorsun ya. Çok 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 zorluklarla başladı bu yeni yıl. Çok zorluklarla inşallah böyle devam etmez.
Zorluklar derken Kemal, ne yani? Yani zorluklar işte, yani düşünün, bir ofis düşünün. Ha. Bir de masa düşünün. O masada 3 tane adam çalışıyor. Ne kadar zor. Ne demek şimdi? Ha, sizin masayı diyorsun ya, ha? Efendim, kendinizi benim yerime koyun. 1 dakikalığına lütfen. Çok zor bir durum yani. Yani şimdi tamam da sen de kendini benim yerime koy Kemal. Simge var yani. Simge'yi başımıza dert etmeyelim ya. Biliyorsun. Biraz idare ediverin canım. Tabii. Simge'den de korkulur öyle değil mi? Tabii. Korkulur valla. Tersi pistir onun ha. Tek çocuk ya şimdi bu. Tabii tek çocuk yetiştiği için bir kardeşi yok ya. Ondan insan böyle şey olabiliyor ya. Tabii tabii. Valla ben tırsıyorum. Bir kardeşi olduğunu bilse, bir kardeşi olduğunu bilse, yani bilmiyorum, herhalde böyle şey yapmaz. Ne demek istiyorsun şimdi sen kardeşim? Kemal bak, bak unutma, söz verdiydim, böyle bir takım şeylere girme. Ben ortaya konuşuyorum öyle canım, sohbet olsun diye yani, yoksa niye? Ortaya konuşuyorsun mu öyle? İmalı imalı konuşma Kemal, söz vermiştin. Evet, söz vermiştim de. Evet. Siz tehlikenin farkında mısınız acaba Hulusi Bey? Nasıl yani? Şöyle yani, şimdi efendim. Bir masada 3 tane personel çalışınca ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Personellerden biri iş yapamaz duruma geliyor. Peki iş yapamayan personel ne yapıyor? Uyuyor, uyukluyor. Nasıl uyukluyor? Ne oluyor ya? Bayağı uyukluyor bile. Yani Allah korusun. Ben uykumda konuşurum. Ben uykumda konuşurum yani. Hadi ya. Ekmek kuran çarpsın. Ben bayağı yani uyku bu. Konuşuyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz yani. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ya neyse, Allah korusun diyorum ben Hulusi Bey yani. Simge Hanım böyle bizim masanın yanından geçerken ben de uykumda böyle yumuşak yumuşak, ah Şeref, Simge'nin kardeşi, Simge de abla oldu durup dururken falan. Allah korusun yani, onu diyorum yani. Kemal saçmalama ya. Söz vermiştin, neler yapıyorsun, neler diyorsun ya. Bak bir şey oldum böyle birdenbire. Tüylerim diken diken oldu ya. Efendim ne yapacaksınız, ne yapacaksınız? İnsanın odası olmayınca açıkta kalıyor. Sadece bir yer değil. Komple açıkta kalınca insanlar böyle şeyler yapabilir yani, Allah korusun. Ya bu çok zorlama bir sebep oldu Kemal ha? Yerseniz artık. Yedim, yedim. Göresen Kemal gelipti. Merhaba Cazibeciğim, nasılsın? Over. İyi akşam Gökşen Bey, siz? Aa, ben... Sesinde bana karşı bir soğukluk mu sezdim? Over, yoksa? Yok, size ele gelmiştir. Yeni mende bir soğukluk yok. Belki böyle kabin termometreniz düşüptü, he? Ah, Cazibeciğim, Cazibeciğim, elini sen lütfen. Bak, çok gençsin, tecrübesizsin, çok toysun yani. Toy mu? Evet, yani gerçekten ya. Çok yanlış tercihler yapıyorsun, farkında mısın? Yani bu gençliğine, güzelliğine yazık ediyorsun. Vallahi Gökşen Bey, ben tercihlerimden de, erim Kemal'dan da çok memnunum. Evet, yani hayat tecrübesi senden çok daha fazla olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Cazibeciğim, acı ama gerçek. Kemal Simge'yi seviyor. Yani Kemal böyle özünü değmende kandırır, öyle mi? Yani gerçekten öyle safsın ki, ya bunu anlayamaman normal Cazibeciğim. Ben düşündüğünüz için teşekkür ederim Gökşen Bey. Size iyi uçuşlar dilerim. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Olur. Düşünüyorum da bu güzelliğe. Yazık, yazık. Baş, baş, kayakçı. Ya Tuti bir şey söyleyeceğim ya. Bu ayakları masanın üzerine koyma çok havalı duruyor ama ya bir hijyenik değil galiba. Ay uf Simsim ya. Hep diyorum kızım sen çok Amerikan film seyrediyorsun. Yok bir kere bizim kültürde öyle şeyler. Ay sen iş kadını oldun da kültür mültür felsefi konuşmalar mı yapıyorsun? Taksiyim seni ben yerim. Konsantre ya. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne terbiyesizlik? Kemal kapıyı çalmadan girdin. Yani kendi odamızın da kapısını çalarak girecek halimiz yok herhalde. O kadar da manyak değiliz. Ay yazık, kafayı üşütmüş bu. Eceline susamış. Tuti, acayip özledim seni ha. Aa, komple delirmiş kızım bunlar. Ne özlemesi, saçmalama. Sen de beni özledin değil mi kız? Barış'ım, düşman tarafına geçme. Vallahi sana divanı harbe veririm. Allah canımı alsın. Simge Hanım, bu kutuyu da getirdim. Eşyalarınızı toplayıp çıkın gidin diye. Aa, delirdin sen herhalde Kemal. Aa, ne eşya toplaması falan falan diyor. Saçma saçma konuşmayalım. Bana ait olanı geri alıyorum. Odamı geri alıyorum. Bir kere bu odayı babam bana verdi. Bir kere.
Anahtar cümle o zaten. Bir kere. Bu zaten hayatta sadece bir kere olabilecek bir şey. Hadi başın gel. Şimdi de geri alıyor. Babam öyle bir şey yapmaz bir kere. Tamam mı? Yaptım kızım. Ay, ay, ay. Baba sen nereye kaçırttın? Sahne uzamasın diye ani bir giriş yaptım. Kemal haklı. Ama odayı bana vermiştin, bana vermiştin, bana vermiştin. Sana vermiştim kızım, tabii de. Evet. Kardeş kardeş şimdi de bana verecek. Öyle değil mi Hulusi Bey? Kardeş kardeş. Evet, kardeş. Kardeş kardeş, evet. O da Kemal'indir, o kadar. Tövbeyim lan buna. Baba, nereye gittin? Nereden geldiğimizi biliyor muyuz ki nereye gittiğimizi bilelim? Vallahi Hulusi Bey helal olsun artık. Şirkete böyle ışınlanma şeysini bile getirdi Kemal. Çık diye gitti böyle pat. Sihirli babam mağdur etti beni. Mağdurum, mağdurum, tam mağdurum. Çok mağdurum, mağdurum, tam mağdurum, tam mağdurum. Mehmet bacım ben hele de böyle inanamıyorum Kinyas'ın Hulusi Bey olduğuna. Ay sorma. Yani sabah kalkınca kabus gördüm sandım ama sonra çöpteki kırık tabakları görünce kabusumun gerçek olduğunu anladım. Hayır, böyle Hulusi bir ebecer bir adam da değil. Ama yani ben böyle ele bilmişim ki Kinyas böyle hayalimde benim. Böyle çok yaraşıklı, böyle genç bir adam. Yok be, yaşına göre yakışıklıdır aslında. Bakma, ben bıraktıktan sonra salmış kendine. Ha, yani sen dersen ki ateş söndü ama böyle kor için, için yanar, he. Ay ne alakası var Cazibe? Şeytan görsün onun yüzünü. Değirse. Cazibe, bak böyle imanlı imanlı konuşma, buzuşuruz sonra. Mekbule bacı zarafat eylerim. Hem nece olsa Eyüp değildi, uşağının atası da Hulusi Bey, he? Aman, olmaz olsun onun gibi baba. Şimdiye kadar neredeydi? Ay hiç ele deme, hiç soruşma. Böyle sen gittikten sonra bir görseydim. Böyle bura uşak kim oturdu? Ben bunca vakittir böyle şerefin atasız bölmesine nece icaze vermişim diye özünü yedi. Ay gerçekten mi diyorsun? He, ama sen hiç narahat olma, hiçbir şey de merak etme. Yani bence her şey hallolacak ama Şerefcan doktora götüreceksiniz, öyle mi? Ay gideceğiz sanırım. Önce Şeref'i okuldan alacaksın, sonra Ziver Bey'in ofisine gideceğiz. Hulusi Bey. Ne olmuş? Yani uşağın hakiki atası oldu, onun da gelmesi lazım değil. Ay saçmalama Cazibe, ne işi var Kinyas'ın bizimle? Ay bak görüyor musun, yine Kinyas dedim adama, Allah Allah. Ama Makbule bacı şöyle bir şey olabilir ya, yani doktor böyle hamınızı böyle birlikte karşısına alıp danışmak isteyebilir. Ya. Yani bence hamınız birlikte gelseniz daha yaşlı olar. Öyle mi diyorsun? Yani. Ya ne bileyim, bilmem ki. Ya ben o şerefsizin suratını bir daha görmeyeceğim diye seviniyordum Cazibe. He. Ne? Hiçbir şey. Ay sorma, bir de ben böyle var ya, bana dedi ki... Ay sen dedi ayrıldıktan sonra çok güzelleşmişsin, daha bir gençleşmişsin. Ay bir iltifatlar, bir iltifatlar bana. He yani sen de böyle yok istemiyorum iltifatları, yan cebime, yan cebime dedin he. Sen de az değilsin ama. Kemal, ya bir şey soracağım soracağım böyle şey yapamıyorum bir türlü artık. Sen bu odayı kızlardan nasıl geri aldın lan? Kardeşini bilmiyor musun oğlum? Kemal var ya, şeytan falan, şeytan, şeytan. Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var tabii ki. Lan yoksa kızları tehdit falan mı ettin Kemal? Oğlum manyak mısın sen ya? Ben öyle illegal bir adam mıyım? Yasa dışı bir adam mıyım? Öyle tehditler falan, yakışır mı bize? Abi. Evet, ne yaptınız lan abicim? Gel, gel. Gel. Gel bakayım. Hulusi Bey'e şantaj yaptım. Yemin ederim Kemal ya. Senin var iki tarafta da yatacak yerin yok ha. Yatacak yerin yok. Şeytan seni, şeytan. Azil, azil. Çok şeytanım ben, çok şeytanım. Bu kadınlar beni şeytan yaptı. Kemal, ne yaptın abicim? Anlat, anlatsana, anlat, 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 anlat. Yaptın lan, anlatsana lan. Ama kimseye söylemeyeceksin. Yok söyleme. Tamam mı? Tamam. Bu Makbule Hanım'ın Kinyas, Kinyas, Kinyas dediği adam kimmiş? Kimmiş Kemal? Pele. Zıt! Rio de Janeiro. Rio de Janeiro biraz. Oğlum şimdi dalga geçiyorsun neymiş lan? Bir söyle bakayım. Hadi merak etme. Gör. Hulusi. Evet. Hulusi ile Makbule bir zamanında böyle takılmışlar. Hadi ya. 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 Şşt bana bak.
Şeref var ya şeref. Ha. Hadi ya. Gel. Yoksa düşündüğüm şey mi? Aynen öyle kardeşim. Babası. Kim babası? Şeref'in babası. Anladım onu canım işte. Kimmiş? Şeref'in babası kimmiş? Oğlum biz iki saattir kimden konuşuyoruz? İyice makbuleyle Hulusi Bey'le. E kim o zaman babası? Onu diyorum işte ben abicim. Ulan şimdi o şurada kalbimizi geçireceğim. Söylesin abicim kimmiş babası ya? Allah seni kahretmesin ya. Hala Allah seni kahretmesin şey. Oğlum bak çok merak ettim. Söylemeyin kimmiş babası kimmiş? Hulusi lan Hulusi. Hulusi babasıymış Şeref'in. Hulusi ne oğlum? Hadi. O ya? Ya. Gel. Bak, geç şöyle. Zive Bey, hemen mevzuya gireceğim. Benim içim hiç rahat değil. Neden Hulusi babacığım? Dün gece uyuyamadım ya, uyuyamadım. Ben bu evliliğe karşıyım, bu evlilikten memnun değilim. Hulusi babacığım, boşanın o zaman. Yani Durdagül yengem de mutsuzsa değil mi? Yani bunlar salak. Salak! Ben senin evliliğinden bahsediyorum lan. Ama Hulusi babacığım, ben mutluyum ya. Başlatma mutluluğundan. Bana bak, Mahmule'ye elini bile sürmeyeceksin, tamam mı? Tamam Hulusi babacığım ama diyor ki hani yemek yerken falan. Ne yemeği lan? Hani böyle yemek yerken falan oluyor ya. Tuzlu zaten mesela tuzlu falan böyle uzun atıyor böyle gol teması falan oluyor insan. Öf! Bana bak öyle temas istemem. Yakarım Allah'ıma ha! Tamam Hulusi babacığım hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Ben tuzsuz da yerim ya. Ne olacak? Tamam. Gerekirse tuzsuz yiyeceksin. Yakaran bir. Lan Züme Bey, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Hulusi babacığım, olur böyle şey ya? O zaman Simge. Şey ama Kemal, o zaman Simge. Aynen dediğin gibi. Ulan Simge'nin annesi Makbule'ymiş. Allah senin bin türlü belanı versin. Vallahi kurdeşenimi azdırdın ya. Bak leke leke oldum ya. Oğlum hasta mısın sen? Manyak mısın? Simge ile Şeref babaları bir. Kardeşler kardeş. Kemal! Oğlum bak, Simge ile Şeref kardeş bak. Bağırma adam, sen Simge. Dur duyacaklar gerizekalı. Bağırma topuzu indireceğim kafana. Anladım ya, birden anlayınca heyecan. Hadi, Kemal. Ha? Hulusi Bey'in haberi var mı bundan? Yok, birazdan çiçek ve çikolata yaptırıp gidip kendisine söyleyeceğim. Lan salak, var tabii yoksa nasıl şantaj yapayım? Sen var Kemal. Ulan az şeytan değilsin, yemin ederim az şeytan değilsin ha. Az önce de söylediğim gibi çok şeytanım ben, çok şeytanım. Ulan bu Hulusi Bey de var ya, ne acayip adammış lan. Sus. Ay, acayip bak, heyecanlandım şimdi. Onun babası, onun annesi olmuş da. Annesinden sonra babası... Sus. Abartma. Çöz demedik olayı. Sus sadece bir. Kafa çalıştı şimdi, şey yaptım hemen de. Demek ki boşuna böyle Kemal'ın yayıyla herkese saldırmıyor kadın. Yarası var. Ya. Hadi. Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı. Bu hesap. Kemençeci kim? Hulusi. Göz kimin? Makbule'nin. Sakat işte. Hadi. Bak evlat. Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir... Zihler Bey. Sen gerekirse tuzsuz mu yerim dedin yavrum? Tuzsuz, garip, bezsiz falan ne olacak? Ölüm yok ya. O zaman Zihver Bey, hadi sen git işinin başına çalış biraz. Ben de burada hayatta nefret ettiğim üç şeyin ne olduğunu düşüneyim. Şöyle bir toparlayayım. Pekala, Hulusi babacığım. Öpür gibi yaptınız ya. Gel bir an öpeceğinizi falan zannedin. Gel buraya. Gel buraya. Öpeyim de git. Öpeceğim lan gel. Ağlama istiyorum ben. Gel buraya. Ya ben şimdi götürüp bütün dosyaları hepsini baştan kontrol edeyim Hulusi babacığım ya. El. Alo. Bir yemek siparişi verecektim. Ben Hulusi amca. Hani geçen gün bir yemek yemiştik ya. Ondan istiyorum ama bu sefer içine ilaveten bir şey daha koymanızı istiyorum. Ne mi?
Şap. Evet evet lan bildiğimiz şap. Ha. Bana bak bol bol koyun tamam mı? Bol bol koyun. Ya böyle avuç avucaksın içine. Ha. Hadi bekliyorum, bekliyorum. Şaplı yemeğe bekliyorum. Hadi. Ay hadi kız Cazibe, acele et biraz. Aa. Ay geldim geldim Makbule bacı, ocağın altını söndürüptüm. Ne o böyle Hulusi Bey'i göreceğim diye çok böyle heyecan eledin, böyle bir acelelenirsen he? Bana bak kız, senin dilin fazla uzadı bakıyorum da. Aa. Ay ne alakası var? Şerif'i okuldan alacağız, onun için geç kalmayalım dedim. Yalnız bana bak, senin gelmene gerek yoktu aslında. Ben ofisi bulurdum kendim. Yok yok, ben de gelin, ben de gelin. Böyle o sarı cadıya böyle bir özümü göstereyim böyle. Elimi böyle sahipsiz bellemesin ben, gelin gelin. Ay kız var ya, sen ne alemsin ha? Ay inanmıyorum. Ha, benim meselelerden konuşamadık. Ne oldu? Yatağı test edebildin mi Hulusi'yle? Hulusi mi? Aman! Kinyas Hulusi oldu ya onun için. Ay Mahbule bacı, ben de derim ki bu kadın ne der bana Hulusi Mulusi. Allah yazdıysa bozsun. Hadi hadi konuyu değiştirme. Yani böyle senin bu sualine verebilecek yakışı bir cevabım olsa... ...sen narahat olma, hemen tezi tezine verirdim ama... ...yani indilik böyle bir, iki, üç... ...tıp. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ulan Barış, yani şu ambiyansa da böyle bir aşk mektubu yazamazsan yuh olsun artık sana. Shakespeare Barış. Evet. Merhaba. Azıcık eko be. Azıcık daha eko olayım ben. Merhaba. Şimdi iki kere aynı şeyi yanlış oldu. Merhaba, merhaba. Böyle tabii olmaz, yanlış oldu. Ay. Abicim şu aşk mektubu şeysini yazmak ne kadar zor bir şeymiş ya. Neyse. Olmadı baştan. Kardeşim, odasını bırakan, odasını kaybeden soluğu benim masa darlıyor. Olacak şey mi ya? Allah Allah ya, Allah Allah ya. Aa, şadap diyorum ya, şadap diyorum. Ziver Bey, buna da kafa derler ya. Aa, sinirim oldu. Ziver Bey, Simge çok mutsuz. Görüyor musun? Bak çok mutsuz. O yüzden lütfen sessizlik. Ya kardeşim, ben masanın hissesini borsaya mı verdim? Halka mı arz ettim ya? Öyle bir şey mi yaptım? Yok. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Bu benim masam, anlıyor musunuz? Ama benden başka herkes masaya sahip çıkıyor, çalışıyor ya. Olacak şey mi arkadaşım ya? Olacak şey mi ya? Ay Tuti, bana bak bu Kemal acaba babamı nasıl ikna etti de odayı geri aldı? Ne dersin? Kızım, iguana derisi çanta hediye etmiş olabilir. Tavlanır yani ona. Nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın? Babam ne yapsın iguana derisi çantayı ya? Of! İyi tamam, kafamı karıştırıyorsun. Çanta manta. Kızım sen bizim halimize bak. Resmen odası olmayan Ziver Bey'in seviyesine indik. Senin yüzünden başıma geliyor bunlar. Ha, lütfen ama ayıp oluyor. Ayıp oluyor bak, ayıp oluyor diyorum ya. Ay biz var ya mesleki buhrana düştük. Ama bunun ilacını biliyorsun. Shopping, mopping, alışveriş. Kalk kalk kalk. Kalk gidelim, kalk gidelim. Ay çok mutluyum. Özümüze dönüyoruz sonunda. Ay çekin Ziver Bey, çekin. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunlar deminden beri ne konuşuyor? Hani neye kafasını yaşıyor anlamıyorum ki. Ne dediklerini bir türlü anlamıyorum arkadaşım ya. Allah Allah ya. Şuraya bak. Ya şu hale bak Allah aşkına, beni de kendilerine benzettiler. Bunlar nesil ki ya? Yakışıyor mu? Oluyor mu ya? Mali işte müdürle oluyor mu bu tip şeyler arkadaşım ya? Allah Allah ya. Canım. Bir saattir ben böyle yazı şeysi yapıyorum. Çıka çıka bir canım mı çıktı yani? Pardon.
Canım. Pardon. Canımın içi. Biliyorum bana kızgınsın. Sana hak etmediğin bir acı yaşattım ve hala yaşatıyorum. Tamam, bir hata yaptım ve evlendim. Ama sana yemin ederim mecbur kaldığım için evlendim. Anladım ki büyük bir yanlış yapmışım. Bunu seni kaybettikten sonra anladım. Pişmanım. Lütfen beni affet. Lütfen bana geri dön. Bu akşam seni evimde bekleyeceğim. Kollarım ve kalbim ardına kadar açıyor. Vallahi bence süper olmuş. Ama artık bunu... Nasıl gidiyor? Aa, çalıştı işte. Böyle şey yapıyorsunuz. O şeyler, o rapor şeyleri mi? Hani... Rapor. Şu kalp. Evet. İyi o zaman, hadi bakalım. İyi çalışmalar. Bir kız, hangi oda? Ha, bu Hulusi Bey'in odasıydı şu. Bu da Erim Kemal'in odasıydı. Hadi Şeref, biz gidelim. Cazibe kız, sen de gelecek misin? Aa, yok, ben Kemal'a bir salam diyeyim, böyle sürpriz edeyim. İyi, hadi bakalım. Yani şu kapıyı çalmayı da bir... Aa, Makbule, Şeref'ler, siz mi geldiniz? Rahatsızlık vermiyoruz umarım. Ne demek Makbule? Şey, yani ne demek Makbule Hanım? Rahatsızlık olur mu? Bu şirket sizin de sayılır ya. Ya, bunu öğrendiğim iyi oldu. İlk iş olarak bu simge denen saygısızı işten çıkartabilirim o zaman ha. Yok yani şey, manevi olarak demek istedim. Oturmaz mısınız? Oturayım bari. Biz de Şeref'i psikoloğa götürüyorduk da, yani sizi özlediğimizden falan geldik sanmayın hani. Ha biliyorum canım, Zivya Bey söyledi. Gideriz canım, gideriz, acıdı biz de. Şeref gel yavrum, sen de benim koltuğuma otur bakayım, gel. Gel canım benim, aslanım benim. Şuna bak, şuna. Ne var ne yok bakalım? Benim durumumda olan bir kadın ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim işte. Son 6 yıldır nasıl bıraktıysanız öyleyim. Bak Makbule, biliyorum. Baba şu kokoreyi de bak. Babişko, bu kadının burada ne işi var? Ay, senin ne işin varsa benim de o işim var. Sen nasıl vakit doldurmaya geliyorsan, ben de vakit doldurmaya geldiğim simgecim. Sence bir mahsurumu var? Babuşko, şu kadına bir şey söyler misin hemen? Simge, ayı babası, bu kadın dediğin... Bu kadın dediğin şey... Ay, Ziver Bey'le şey oluyor biliyorsun. Ay, biliyoruz ya. Aman, Ziver Bey manyağı yuvarlanmış, kapak olarak da bunu bulmuş. Uy. Ah, şuna bak. Bana bak! Bak, oğlun da geçmiş buraya, başka şey oturmuş. Şekil misin? Kalk bakayım oradan! Kalk bakayım oradan sen! Kalk bakayım o koltuğa! Simge, yeter artık ya! Aa! Yeter artık ama be! Yeter artık! Bu çocuk dediğin senin kim alıyor biliyor musun ha? Biliyor musun? Oo, deli mi ne be? Kim? Bilmiyorum, ne olmuş? Kim? Bu çocuk... bu koskoca şirketin... Mali İşler Müdürü'nün çocuğu. Canı nereye isterse oraya oturur. Değil mi Hulusi Bey? Bu çocuk bu şirketin Mali İşler Müdürü'nün çocuğuysa... ben de bu şirketin patronunun çocuğuyum, anladın mı? Kafası nereye isterse oraya oturamaz. Bunu da anladın mı? Kalk bir karnasa! Kalk bir karnasa! Kalk bir karnasa! Simge, yeter artık ya! Manyak hareket etme ya kızım! Yani çoluk çocuk oluyorsun. Yapma. Hem sen niye geldin? Sen de mi koltuğuma oturmaya geldin? Aa, dur
kutu bekliyordu. Bak ben onu unutmuşum. Kredi kartı almaya geldim babişko ben. Kredi kartı mı? Evet, yani benim odamı şey yaptın, gittin Kemal'e verdin yani. Kemal Bey'e verdin yani odamı. Depresyona girdim ben de yani odam verilince. Tabii bunu şey yapmak için alışverişe gitmem lazım yani. Ama haklısın, haklısın. Al kredi kartımı. Şekil, bak annem, babişkom bana limiti en yükseğinden kredi kartı verdi. Senin baban sana limiti en yükseğinden kredi kartı veriyor mu ha? Veriyor mu? Şerefciğim, hani sana Şekip dedi ya, bu simyamla çok şakacıdır, komik yapar. Şerefi Şekip diye bir nasıl bak gülüyoruz. Ha 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 ha. Şakacı. Polisem de Simge senin gibi bir babayı hiç hak etmiyor. Keşke benim babam olsaydın. Bir kere var ya, o senin baban değil, benim babam. Simge'nin babası, Simge'nin babası. O benim babam, o benim canım babam, benim babam. O benim babam, senin baban değil. Ay daha fazla şey yapamayacağım yani. Gidiyorum. Aa, aşk olsun be cazibem, lafım olur ya. Hani ben ne bileyim, pek alışık değilim. Sen böyle iş yerime pek gelmezdin de. Elbette gelmezdim. Çünkü böyle hizmetçin olduğun için gelmezdim. Ama şimdi arvadım olduğum için gelebilirim yani. Vallahi çok iyi yaptın ya. Zaten evde doğru dürüst baş başa görüşemiyoruz. İyi oldu yani. He. Şimdi bana bak. Jaluziyi kapatayım mı? Ne dersin? Kemal, ağlından ne geçirdir sen? Sence ne geçirdir hem? Hayatta olabilmez. O zaman biz artık gerçek karı kocayız. Olur ya. Ama böyle iş yerinde olabilmez. Ay böceğim. Böceğim. Böceğim mi? Ağzımdan çıktı. Karşımda böyle annen görünce ağzımdan çıktı. Yoksa ne alakası var ya? Gör Cazibe, gör. Sevgilimi elimden alabilirsin ama bilinçaltını asla. Simge Hanım, neler... Neler söylüyorsunuz ya? Vallahi saçmalıyorsunuz. Ben sizi annen karşımda görünce korkudan öldüm. Yoksa benim biricik tek aşkım, nikahlı karım Cazibe'dir ve seviyorum yani. Simge Hanım, bu kapağı saklayarsınız, böyle çekilişe gönderersiniz. Ha ha ha, ben de senin sabit gelirli kocana bayılmıştım yani. Öldüm, bittim. Şuraya bak kızım, şuraya bak. Babişkom'dan gold kart aldım. Çaktırı çukturu, çaktırı çukturu harcayacağım şimdi. Ay, ne yapayım senin sabit gelirli kocanı ben? Tip. Kemal, ben bu kızı böyle parçalayacağım, haberin ola. Aman böceğim, sakin ol, sakin ol. Kemal, bu arada böyle Simge şımarmasın diye hiçbir şey demedim ama bir daha böyle sev de olsa ona böceğim dersen o maçı böyle tek kapı oynayarsın, haberin olur. Hmm. Saat 3'te miydi randevu? Ya aslında gitmemize gerek yok, biliyor musun? Eminim psikolog söylememizin en iyisi olduğunu söyleyecek bize. Vallahi ona psikolog karar verecek. Boşuna şartlandırmayın kendinizi. Tamam canım, biz de öylesine dedik işte. Gel, gel. Uğur Yusuf babacığım. Makbule'yi... Makbule Hanım, buyurun çıkalım. Hadi bakalım, hadi. Ay çıkalım tabii canım, çıkalım. Kocacığım, hadi şöyle koluma gir. Şimdi Makbule Hanım, yani şirket içinde diyorum, laf olur, söz olur falan filan yani. Şimdi öyle bir şey yapasak... Ay ne laf, ne söz olacak ayol? Kocam değil misin? Şeref, gel. Gel çocuğum, gel, gel, gel. Gel, şöyle tut babanın elini. Şöyle sıkı sıkı yapış. Ya tabii, tut babanın elini son defa tut Şerefciğim, tut. Çünkü ölümlü dünya. Yarın babam var mı, yok mu, ne olacağı belli olur. Başına ne gelir bilmez ki. Bizim bey, saçmalamayın isterseniz ha. Yani Hulusi babacığım, şimdi yani ben bak planımın koluna girmiş bulundum ya, böyle girdim ama yani yaşlı bir teyzeyi biliyorum. Karşıdan karşıya geçirir bir havadayım yani, o derece. Bana bak, sen bana yaşlı mı diyorsun? Yok, onu bak planıma yaşlı mı diyorsun lan, yaşlı mı diyorsun lan? Ziver Bey, kalk şöyle, ben oraya yatacağım. Hulusi babacığım, kucağıma yatır isterseniz. Lan bir tane vurur. Hulusi Bey, uzanmanıza gerek yok efendim. Öyle mi? Tıp demek o kadar ilerledi ha doktor hanım, artık uzanılmıyor mu? Toplum içinde hala beni utandırabiliyorsunuz yani. Size bravo. Doktor hanım, ne olur bir an önce söyleyin. Hulusi babamın neyi var? Ona bir şey olursa vallahi ölürüm ben. Ağabeyler,
lütfen yani artık ağır konuşmaya başlayacağım lütfen. Ah doktor hanım, görüyorsunuz değil mi? Bakın ben nelerle uğraşıyorum. Vallahi işiniz çok zor. Neyse, konuya girelim efendim artık. Zaman kaybediyoruz. Evet doktor hanım, yani eşim sıkılmaya başladı. Bir an önce böyle diyorum, başlasak mı, ne yapsak bir şey? Peki, anlaşıldı. Sibel Bey, sizce evliliğiniz mutlu bir evlilik mi? Şimdi şöyle anlatayım doktor hanım ki siz anlayacaksınızdır. Yani ben kendim bizzat direktman ben olaraktan eve böyle mutluluktan uçarak gidiyorum. O derece yani. Peki ya siz Makbule Hanım? Efendim, biz yeni evlendik. Yani henüz birlikteliğimizi yorumlamak için erken diye düşünüyorum. Şey yani diyorum ki bu konuşmalar arasında birliktelik gibi laflar geçmesin de bir hadise çıkmasın. Aa, size mi soracağız ayol? Hadise de çıkar, Mustafa Sandal da çıkar. Arkadaşlar lütfen lütfen kendinize gelin. Neyse efendim, Sibel Bey anlaşıldı evliliğinizden memnunsunuz. Peki o zaman biraz da oğlunuzla olan ilişkinizden bahsedelim mi? Onun oğlu yok ki. Nasıl yok, Şeref var ya. Evet, Seyyaf var. Ya siz çocuğu niye Ziver Bey'e soruyorsunuz? Babasına sorsanız ha. Şeref Ziver Bey'in oğlu değil mi? Hayır. Evet. Şimdi benim aklım karıştı biraz. Şimdi Makbule Hanım'ın eşi kim? Benle. Benle evli. Şeref'in babası kim? Ben. Öyle bir küçük karışıklık var tabii ki yani. Zazip abla, biz böyle neden geldik? Ben normal değil miyim? Ay Şerefcan, hiç öyle şey olar. Elbette ki sen normalsın. Yani böyle ananla Hulusi Bey o kadar normal değil, onun için. Babam? He, yani atanın da böyle onsuz da aklı dengesinin yerinde olduğunu böyle diyebilmeyiz. Peki öyleyse de niye geldi? He, şey için gelipti. Hulusi Bey atanın patronudu. Böyle bu doktorun pulunu o ödeyecek. Böyle onun için gelipti bura, onun için. Zazi Bey, eğer ben normalsem evlenmemizde hiç bir sakınca yok. Elbette ki yoktu. Yani bu oyunu bitirip böyle hemen hazırlıklara başlayalım, olar. Yani doktorculuk mu oynayacağız? Ben onu daha Kemal Emin'le oynamamıştan evvel seninle oynayabilmem ama... ...ben böyle seni böyle tutup böyle buradan böyle ısırabilirler. Sonra seni böyle gıdıklıyorum, gıdıklıyorum. Düşürdük. Ben bunu becerebilmedim. Sen eleyebilirsen. Ha? Hayret ya. Hizmetçi parçaları geliyor artık iş yerine. Olacak iş değil. Of! Bu ne böyle ya? Evlenmek zorunda kaldı onunla. Canım benim. Pişman şimdi tabii. Bak nasıl pişmanım yazmış. Bana bak. Ay akşam da gelmen yapmış gece falan. Ay, Allah'ım ya Lepim ya. Ay tabii simgesizlik başına vurdu ona da. Simsim. Kızım bu gülücüklerin sebebi ne oldu? Ay birileri kıymetimizi anlamaya başladı. Ay birileri kim? Ne kıymeti kimi? Ay şimdi anlatamayacağım. Vallahi şimdi anlatamayacağım. Çünkü çok acelem var. Ya alışverişe gitmem lazım. Aa, dur. Sen kafaya değil. Şimdi geldik alışverişten. Bak ne alışverişi. Seksi bir şeyler almam lazım. Ama dur anlat. Niye? Ne oldu? Sonra anlatırım. Beni niye götürmedi acaba ya? Şimdi doktor hanım, siz böyle hani bir kombinasyon gördünüz, böyle bir karışıklık falan filan bilmem ne falan, aklınız karışmış olabilir. Diyorum ki hani şöyle bir uzanın, bir çocukluğunuza döndürteyim ben sizi. Bir bakalım ne var orada? Ne, öyle... Doktor hanım,
Doktor hanım, şimdi ben size konuyu kısaca izah edeyim. Hadi lütfen. Şerefimin baba şefkatinden mahrum kalmaması için geçenlerde evlendim. Benle evlendim. Fakat evlenir evlenmez Şeref'in gerçek babası ortaya çıktı. Ben. Şimdi efendim, biz böyle pek bir arada kaldık. Şimdi Şeref'e gerçek babasının kim olduğunu söylesek mi, söylemesek mi? Söylesek. Söylemesek. Ziver Bey. Anlaşıldı. Bu çok hassas bir durum yani, çok zor bir şey. Çocuğun ruh sağlığı için... Bakın, doktor adamı iyi dinleyin. Şimdi açıklıyor, söylüyor. Şeref'in annesinin eşi kimse, ona baba demesi en sağlıklısıdır. Yani en azından belli bir yaşa gelene kadar. Doktor hanım, ne yaptınız siz ya? Ne biçim konuştunuz? Böyle karar verildi mi ya? Doğrusu budur. Sonuçta Şeref, Ziver Bey babası olarak biliyor. Ben çocuk için en sağlıklısını söyledim efendim. Tabii haklı değil mi? Deminden dikkatle dinledik ya doktor hanım. Ziver'i kes. Acaba ben sence deli miyim? Nereden çıkarttım Şerefciğim? Nereden geldi aklına? Değilsin tabii ki. O zaman neden annemler beni psikoloğa götürdü? Şerefciğim, böyle psikoloğa deliler gitmez ki. Böyle benim gibi, Itır ablan kimi böyle normal insanlar da gidebilir. Yani sen sakın böyle düşünme. Hem sen benim gördüğüm en akıllı çocuksun. Ah, kapı. Cazibeciğim, nasılsın? Over. Buyurun Gökşen Bey, girebilirler siz. Buyurun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Zaten öyle diyeceğini tahmin ettiğim için hemen içeri girdim. Ama ne yazık ki, yani yalnız değilmişiz. Ah Cazibeciğim, bugün New York'a uçarken yani bir an olsun aklımdan seni çıkaramadım. Pardon, New York'a uçarken dediyseniz şu an burada işiniz ne? Ah canım, yazık. Yani bu babaya çekmiş. Yani babası gibi anlayışı biraz kıt. Yani Itır'cığım, New York'a uçarken dedim. New York'a kadar uçtum demedim. Böyle Kosova semalarına geldiğimde uçakta şüpheli bir şahıs var diye hemen geri döndürdüm uçağı. Gökşen Bey, siz deli olmuşsunuz. Ya evet Cazibeciğim, çok ilginç. Şüpheli dediğim şahıs da tutuklanmadan önce polise benim için aynı şeyleri söylüyor. Nasıl ya? Yani siz masum birini mi tutuklattınız? Ya aman ne yapacaksın canım? New York'ta koca bloklar, gökdelenler falan. Sıkılırsın. Yani Cazibeciğim, Kemal'in seni aldatacağını ve üzeceğini bile bile bunlara katlanmak bana çok fazla geliyor yani. Vallahi Gökşen abi, babam bu dediklerinizi duysa Cazibe ablamın kalbini değil sizin kemiklerinizi kırar ama neyse. Belli, yeni. Ben de Itır'la aynı fikirdeyim. Yani Kemal benim gelbimi kırmaz ama aynı şeyi sizin böyle sümükleriniz için fikirleşebilir abi. Sümük? Sümük derken burun, ben bakan o. Kemik. Kemiklerimi kırar. Cazibe, bu herifin burada ne işi var? Gökşen abi, şeker var mı diye sormaya gelmiş. Yok dedik, şimdi gidiyordu o da, değil mi? Aslında bu evde şekerin en tatlısı var ama... Neyse ben gideyim. Cazibeciğim, o Itır'cığım. Hadi abi, over. Hadi over abi, over. Ya bu herifi niye eve alıyorsunuz? Ulu orta böyle karıma sarkıntı edecek, sonra ben katil olacağım ha. Yok. Fikir verme, şeker istemeye gelmiştin. İyi. Neyse, ben de gideyim artık. Nereye çıkıyorsun kızım? Arkadaşımda kalayım diyorum ben bu akşamda. Vallahi kötü, yakında arkadaşını aldıracaksın ha. Allah'tan ders çalışmaya gidiyor. Yoksa hayatta yollamam yani. Hemen de onun için müsaade edirem. Yani tabii ben ders çalışmaya gidiyorum zaten. Neyse, hadi görüşürüz. Hadi güle güle canım kızım. Allah zihin açıklığı versin. Ne haber lan Benjamin, ne yapıyorsun? Kemal abimize ben sence deli miyim? Nereden çıktı şimdi o ya? Bugün psikoloğa götürdüler, onun için değil. Ha, yok sanmıyorum yani genetik olarak ne kadar her türlü altyapıyı taşısan da öyle olduğunu sanmıyorum ama burada oturup evine gitmezsen birazdan Kemal amcanın nasıl delireceğine şahit olacaksın, onu söyleyebilirim. Ne?
Şerefcan, istiyorsan gel ben seni anana aparım. Böyle temizliği yutarıp da he ana. Apar apar, ben de bir duşa gireyim, bir rahatlayayım ben. Bari. Gireyim ya, günün yorgunluğu bir çıksın, şöyle bir su döküneyim yani. Dökün. Sonra ben bir gireyim ya. Ben görüşerek, hadi gel. Hadi bakalım, doğru anasına apar bunu. Hop, hadi aparsın bakalım. Anasına. Geldin mi annem? Geç, geç, geç. Geç hadi. Mahpule bacım, ben getirdim geldim. Ay olur mu canım, gel bir kahve içeriz. Aa yok, ısrar eleme. Kemal beni gözlüyor. Ama her gün sen onu bekliyorsun. Bir gün de o seni beklesin canım. Hadi gel, kahve yapacağım. Ama diye akşama vakti onsuz da duş alır zaten. Yok bir şey. Ha iyi tamam. Hadi ben mutfağa gidiyorum. Nerede kaldı bu kız ya? Madem gecikecek, o zaman ufak bir prova yapalım. Tuti. Ne haber kız? Golov? Lan Barış, hemen bir sapık şeysine bağlıyorsun Nuri Altuğ gibi. Golov ne lan? Ay, çikolata falan. Nerede kaldı ki ya? Yani Hulusi babacığım, işten kaçtığımdan falan filan değil de... yani ben sürekli olarak bu hesapları falan kontrol etmiştim. Zaten bir daha tekrar... neden kontrol ediyoruz? Bir türlü adam iş değilim. Hulusi ne demek? Ne de ben anlamış değilim ya? Geçen sene şirket zarar etmemiş miydi? İyi de yani 50 kuruş falan zarar ettiydi yani. 50 kuruşu beğenmiyor musun? Ziver Bey, 50 kuruş ne demek biliyor musun? Her sene 50 kuruş zarar ederse bu şirket 4000 sene sonra ne kadar zarar eder? 4000 sene. 3'te 4000. 4000. Ya bakus bile yettirtemedik 4000'i yani Hulusi babacığım. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Sus, işine bak kardeşim. Hesapları yap ya. Hesap derken yani hiç olmazsa diyorum Hulusi babacığım. Bir hesap makinesi falan böyle tıkırdık kullanaydım. Anlamam kardeşim, anlamam. Her şeyi kafanla elinle yapacağım, tamam mı? Ayrıca Zihver Bey, ben hesap makinesine sana güvendiğim kadar güvenmiyorum ya. Sağ olasınız Hulusi babacığım. Madem öyle ben o zaman işimin başına döneyim değil mi? Neydi? 4000 sene çarpı 50 kuruş da orta. 4000 ile 50 kuruş çarptıktan 4 kere 5. 4. Hulusi Bey, istediğiniz yemekleri getirdim. Ha. Gel oğlum, gel. Bana bak, şap koydunuz değil mi içine? Attık efendim. Söylediğiniz gibi bol bol attık. Ha, iyi yaptınız. Al, üstü kalsın. Hadi. İyi akşamlar, sağ olun efendim. Ben eşeğimi sağlam gazığa bağlayayım da. Zihver Bey, bak Hulusi baban ne yaptı? Seni düşündü, yemek ısmarladı. Acıkırsan bol bol yersin bundan, bol bol ye. Sonuna kadar, tamam mı? Sağ olasınız Hulusi babacığım, sağ olasınız. Yani Makbule yengemle evli olmama rağmen bana bu kadar çok iyi davranıyor olmanız... gözlerimi yeşertiyor vallahi. Hadi ağlama da çalış yemek ye. Çalış yemek ye, tamam mı? Hadi. Yaşşı cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yaşşı cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe. Yaşşı cazibe. İstanbul seni acil bekler. Cazibe. Ben duştan çıktım karıcığım, sen de geldin herhalde. Her tarafımı böyle liflerle vallahi yıkadım ya. Cazibe! 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 Hop! Gelmedi mi ya?
vermemiş. Değil mi? Makbule Hanım onu lafa tuttu. Kadın da inmek üstüne inemiyor tabii ya. Allah'ım ne kadar heyecanlıyım ya. Sanki ilk defa milli maça çıkıyorum. Gerçi bu benim ilk resmi milli maçım ama olsun. Evet evet gelelim yiyeceğine vücudu. Gel 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 gel. Çünkü her türlü hareketi yapabilmem lazım. Geldi. Geldim bebeğim geldim. Allah! Allah! Ay, ne yapıyorsun? Simge ne işin var senin burada? İnanmıyorum, inanmıyorum. Sen de benim için. Benim için vakit kaybetmemek için pijamalarını giymişsin. Yerim seni. Yerim seni! Yeme, yeme, yeme. Git, git, git. Ne yapıyorsun ya? Biliyordum. Biliyordum o pocası terk edeceğini. Biliyordum benim kollarıma döneceğini. Oh! Allah! Allah'ım yarabbim. Kalp kalbe karşıymış, kalp kalbe karşıymış. Ben de hazır geldim. He? Ben de zaman kaybetmek istemiyorum. Al beni böceğim. Ay anadan rüyam ne yapıyorsun? Kapa, kapa, al. Kapa, kapa, kapa. Kapa tamam, kapa tamam. Kapa tamam, bir buçuk senedir vakti bekliyorum. Ha? Bir buçuk senedir. Allah'ım eski şefetli günlerimize geri döndük. Bu ayrılık bize yaradı. Gel. Ya bırak. Ya dur. Vallahi yastığı dur. Ay. Ne yapıyorsun? Canım. Ben girdim artık Mehbile bacı, he? Hayır, tamam tamam. Tabii senin aklın duşta kaldı, değil mi Hızır? Ay öyle deme, deme. Eyüp deme, ben geldim, he? Aman tamam tamam. Hadi kızma, git git sen. Ben içerim kahvemi tek başıma artık. Ama ben içtim, bitirdim. Hanıma da sonra bakarsın. Onlar görüşerek ben artık geldim. İşte ay. Çatlak kız. Ya Simge sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Delirdim, ben de delirdim. Senin gibi delirdim. Senin için delirdim. Hayatım bir sakin ol, sakin ol konuşalım. Sakin ol konuşalım, sakin ol. Allah! Ha? Konuşacağız seninle. Konuşacağız. Aşk sözcükleri fısılda bana. Kulağıma fısılda. Ama önce şu işi halledelim diyorum. Ne dersin? Simge ağzına bir çarpacağım şimdi göreceğin günle ha bak. Aa, beni topla, çok beni topla. Böl beni. Allah! Allah'ım sen ne içtin ya? Ah! Ah! Bırak! Bırakmam! Tuttum bırakmam! Ah! Tuttum bırakmam! Hayatta ben... Bırak! Öp beni! Ha? Ay! İmdat! Böceğim, böceğim erkeğim benim zaten bugün var ya... ...ofiste anlamıştım bana böceğim diye şimdiden... ...gece için kırmızı noktalı falan verdim sana! Ay! Simge dur! Bir daha söyle! Simge! Bir daha! Ya Simge! Bir daha! Cazibe! Bırak Cazibe'yi ya, bırak devam edelim hadi! Hema, Hema. Cazibe, vallahi göründüğü gibi değil hayatım ya. Ekmek Kur'an çarpsın göründüğü gibi değil. Aynen göründüğü gibi, aynen. Cazibeciğim. Nasıl? Ah, çok ayıp yani. Bakma Cazibe otoya, lütfen bakma. Ya. Ne kadar ayıp bir şey bu ya Kemal. Ama göründüğü gibi değil ki. Ya aynen göründüğü gibi ya Cazibeciğim. Ben sana demiştim bir tanem. Ya erkek milleti iğrenç. Thank you.
balam ben evlenmirem. Benim için sen bir diren, bana dön derler dönmirem. Yahşi gelin evlenmirem, yok ay balam ben evlenmirem. Yahşi Cazibe subayım ay balam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu Everest'in bana hadi kaynana.